Merhaba herkese. Değerli katılımcılar, değerli hocalarım, bir Dünya Türlü Kariyer etkinliğine hoş geldiniz. Ben Özden Duyman, Sivil Toplum Kuruluşlarında Kariyer isimli bu oturumda konuşmacı hocalarımızın konuyla ilgili değerli bilgilerini ve deneyimlerini bizlerle paylaşmaları için onlara sorular yönlendireceğim ve moderatörlük yapacağım. Hocalarımıza yönlendireceğim sorulardan sonra sizlerin de oturumun sonunda sizlerin de sormak istediği soruları hocalarımıza yönlendirmek için chat kısmında sorularınızı yazarsanız onlara sorularınızı yönlendireceğim. O şekilde sorulara geçmeden önce sizleri biraz daha yakından tanımaları için katılımcılarımıza biraz kendinizden bahsederseniz sevinirim. Aslı Hocam sizinle başlayabiliriz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Memnuniyetle. Öncelikle herkese tekrar merhaba. Güzel bir cumartesi öğleden sonrasında sizlerle birlikte olmak büyük bir keyif. Mezun olduğum okuldan değerli katılımcılarla birlikte. Ben ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden 96 yılında mezun olduktan sonra 99'a kadar master'ımı yine aynı üniversitede, aynı bölümde tamamladım. Mülteciler üzerine. Arkasından kısa bir süre özel sektörde Ericsson'da çalıştım. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nde de bir kısa çalışma dönemim oldu. Ardından Ericsson teknoloji şirketi ve yolum İstanbul'a düştü 2000 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'yla. Bir 18 sene orada görevimi yerine getirdim. Farklı pozisyonlarda en alttan en yukarıya kadar genel sekreter yardımcılığına kadar ilerledikten sonra 2018 Temmuz itibariyle şu anda bulunduğum görevde Amerikan Şirketler Derneği'nde genel sekreter olarak çalışıyorum. Amerikan Şirketler Derneği Türkiye'de yerleşik Amerikalı şirketlerin üyesi olduğu geniş ekonomik alana sahip istihdam sağlayan bir dernek. Şimdilik uygun görürseniz burada bırakayım diğer katılımcılara da süre bırakmak adına. Daha sonra detaylarda yine buluşuruz. Teşekkür ederiz Aslı Hocam. Nuray Hocam. Teşekkür ederim. Bir dünya ODTÜ'lü ile bir arada olmak gerçekten çok onur veriyor bana. Zaten ODTÜ'lü olmak her zaman için bir gurur kaynağı benim için. Ben lisansımı ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden aldım. Yüksek lisansımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptım. Sürekli öğrenmenin gücüne inanan biriyim. Bu nedenle de halen öğrencilik rolüm devam ediyor. Felsefe lisans öğrencisiyim. Profesyonel yaşamımı da değişik rollerde bulundum. 2009 yılında profesyonel yaşamı bıraktım. 2010 yılından bu yana koçluk, danışmanlık ve mentorluk yapıyorum. Profesyonel işlerimin yanı sıra STK'larda gönüllü projeler yürütüyorum. Kariyerimde İkinci Bahar ismini verdiğim bir kitabım var. 2013 yılında yayınlandı. Tahmin edebileceğiniz gibi şu an yaptığım aslında benim ikinci kariyerim. Teşekkür ederim. Harika, çok teşekkür ederiz. Azmi Hocam, sizinle devam edelim. Herkese merhaba. Bir Dünya ODTÜ'lü buluşmasında yer almaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum, gurur duyuyorum. Ne mutlu ODTÜ ruhunu böyle yaşatabilmek. 54 Ankara doğumluyum. ODTÜ'ye girişim 72, dolayısıyla 49. yılındayım. Yani yarım yüzyıllık ODTÜ'lü sayılırım. Lisans düzeyinde mühendislik, yüksek lisans düzeyinde yönetim eğitimi aldım. Çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında mühendislik, yöneticilik yaptım. 2006 yılında kurumsal yaşama bir nokta koydum. Ama halen çalışıyorum, yönetim danışmanlığı yapıyorum. Ve 90'lı yılların ortasından bu yana da aşağı yukarı çeyrek yüzyıldır da sivil toplum yaşamım var. Kendime toplum gönüllüsü diyorum. İlgi alanlarım arasında kurumsal gelişim var, yönetim kalitesi var, stratejik yönetim var, sürdürülebilir kalkınma var. Birçok ilgi alanım var. Belki sorular içinde bunlar ortaya çıkacak. Çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum bu ülkede. Sabahtan beri de izlemeye çalışıyorum. O potansiyelin de bir kısmında da şahit oldum. Bu konuşmada da zaten bir kısmını tekrar paylaşacağız. Teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim hocam. Ben de kısaca kendimden bahsedeyim. Özden Duymaz Maden Mühendisi 2010 yılında mezun oldum. İstanbul'da kurumsal hayatta biraz deneyim kazandıktan sonra sivil toplum kuruluşlarında kariyer yolculuğum devam etti. 1,5 yıldır da kendi eğitim danışmanlık şirketim var ve proje bazlı çalışmalarıma devam ediyorum. Şu anda da COSGAP ve Dünya Bankası'nın ortaklığında bir projede ayrıca danışmanlık yapıyorum. Çok çeşitli derneklerde de, sivil toplum kuruluşlarında da gönüllülük çalışmalarım devam ediyor aynı zamanda. Şimdi sivil toplum kuruluşunda kariyer diyoruz. Peki sivil toplum kuruluşu deyince aklımıza ne geliyor? Bizler için ne ifade ediyor? Buna isterseniz hep birlikte bakalım. Sizden, değerli katılımcılarımız, sizden bir ricamız var. Pool kısmında, ekranın sağ kısmında pool'da sorular var. Sizin için sivil toplum kuruluşu ne ifade ediyor? Oradan eğer ankete katılabilirseniz... Biz de onun üzerinden bir devam etmeyi düşünüyoruz. 30 saniye bir süre verelim. Cevaplar geldikçe sizde neler değişiyor? Evet, sanırım cevaplandı. Gördüğünüz gibi hepimizin aklına farklı tanımlar geliyor. Hepimiz için farklı şeyler ifade ediyor sivil toplum kuruluşları. En çok yüzdeyle toplumsal gelişime katkı, ikinci sırada da gönüllülük yer alıyor. Şimdi sivil toplum kuruluşlarında kariyeri konuşmadan önce isterseniz sivil toplum kuruluşları ne demek, ne anlama geliyor? Bununla ilgili sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllar kariyer yapmış olan Aslı Hocam, öncelikle sizinle sivil toplum kuruluşunun ne olduğunu bir çerçeveye oturtmak isterseniz, nasıl tarif edersiniz, nasıl tanımlarsınız? Sizinle başlayalım. Çok çok teşekkürler Özden Hocam. Anket tam tahmin ettiğim gibi çıktı ve bu iki konu algı olarak çok daha yukarıda gözüküyor. Ben biraz daha şimdi netleştirmeye çalışacağım ama gerçekten çok geniş bir konu. Sivil toplum kuruluşu STK olarak kısaltması geçiyor. İngilizce'de de NGO, yani non-governmental organization, yani hükümet dışı örgütlenmeler. Kolay tarafından başlayayım. Operasyonuna bağlı 4 farklı yapılanması var. Uluslararası, ulusal, bölgesel ya da mahalli. Bu kısım kolay. Şimdi amacına göre bakarsak orada biraz farklılaşıyor. İnsan haklarından doğayı korumaya, eğitimden sağlığa birçok alanda yönelimleri oluyor. Yönelimlere bağlı 4 tip STK var. Uluslararası kabul görmüş. Hayırsever, yani kendi imkanları dahilinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amaçlı kurulmuş STK'lar. Savunucu, benim görev aldığım STK gibi belli bir amaç uğruna ve belli bir grupla birlikte hareket eden. Katılımcı, buna örnek mesela ODTÜ Mezunlar Derneği'ni verebiliriz. Kendisi mezun olmuş ve oraya katılarak katkılarını sunmaya devam ediyor, aynı veya nakdi. Güçlendiren, yani toplumda daha az ihtiyaç sahibi olanların daha çok ihtiyaç sahibi olanlara sosyal, ekonomik, siyasi gelişimlerine katkı sağlayan demek oluyor bu dördüncü STK tipi. Burada tabii en önemli unsur bizim STK'larda kendimizi nasıl konumlandırdığımız, nasıl insanların, hangi tip insanların buralarda daha vakit harcadığı. Benim gördüğüm bu zamana kadar daha çok gönüllü olmak isteyen, toplum yararına fayda sağlamak isteyen, iletişimi ve organizasyon gücü kuvvetli olan kişilik özellikleri burada daha aktif oluyor. Nuray Hocam bu konuda daha detaylı bilgiye sahip ve bizimle birleştirecek o bilgileri ama ben şu global örnekleri de vermek istiyorum.
1910 yılında yaklaşık 190 STK varmış. Şu anda Rusya'da 277 bin, Hindistan'da da 2 milyon kadar STK olduğu tahmin ediliyor. Wow. Muazzam bir rakam. Türkiye'de de bu konuyu İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları'yla İlişkiler Genel Müdürlüğü yürütüyor. Çok iyi biliyorum çünkü ben de oraya raporluyorum. 122 bin 50 faal dernek bulunuyor şu anda farklı alanlarda. Benim bulunduğum dernek dediğim gibi iş dünyasına yönelik, iş dünyasıyla ilgili faaliyetler götüren, 21 yıldır bu alanda ben kariyerimi devam ettiriyorum. Çok üst düzey insanlarla, çoğu ODTÜ'den mezun, bir arada olma fırsatımız oldu. Türkiye ekonomisine katkı sağlamak, Türkiye toplumunda değişiklik ve gelişme istenilen konulara öncülük etmek için çaba sarf ettik. Profesyonel olarak yani maaş alarak ben buradayım ama gönüllü çalışan da çok katkı sağlayan insanlarla bir arada olma fırsatım oldu. Ben şimdilik çerçeveyi böyle çizmiş olayım uygun görürseniz. Peki dediğiniz gibi hem gönüllü olarak hem maaşlı olarak STK'larda yer alabiliyoruz. Peki ODTÜ mezunu olanların, ODTÜ mezunlarının sivil toplum kuruluşlarında yer almasının gönüllü olarak ya da maaşlı olarak önemi nedir sizce? Bence burada en kilit unsur yine anketin cevabı bize anlatıyor. Toplumun gelişimine katkı sağlamak, ortak akıl geliştirmek ve bu ortak akılın gelişmesi şöyle anlatmamız lazım. Vatandaş olarak bir konudaki gelişmeleri takip ediyorsak, politika önermek istiyorsak ve bunların sonrasında takibini yapmak istiyorsak bunun en doğru adresi STK'lar. Dolayısıyla bizim STK üyeliği veya üzerinden bunu yapmamız sağlıklı gözüküyor. Benim özellikle gözlemlediğim son dönemde burada daha gençlerin aktif olarak rol aldığı, işe alımda da ben bunu görüyorum. Başvuran iş pozisyonlara başvuran STK'da çalıştığım STK'larda gençlerin oldukça ilgi gösterdiği bir alan. Şu taraftan bakmak gerekirse aslında bizim gördüğümüz kadarıyla toplumun kendisine geri döndürebileceğimiz hizmetler açısından bir geri ödeme sistemi STK. Dolayısıyla genç veya daha olgun yaşta özellikle ODTÜ sıralarından geçmiş bizlerin bu hizmeti geriye çevirmek, bulunduğumuz topluma fayda sağlamak açısından çok önemli bir karar. Ve bu kararı bir araya getirip de burada bulunan her üç paneliste farklı zamanlarda buna zaman ayırmışlar ve bundan sonrasında da zaman ayırmakta fayda görülüyor. Bir de şöyle bir gelişme var, onu da paylaşmak istiyorum. Kariyer planlamasında artık STK gönüllülüğü ciddi bir kriter olmaya başladı. Bunu da daha detaylı görüşeceğiz, konuşacağız eminim. Örneğin bulunduğu kurumsal şirketin çevre politikalarına uyumu için bir projede çalışan bir genç mezunumuz, aynı zamanda sıfır atık konusunda faal startupları destekleyen bir dernekte gönüllü olmak isteyecek. Çünkü bu iki rol birbirini tamamlıyor. Tek boyutludan çok boyutlu insana geçtiğimiz bir dönemdeyiz. STK'da kendisini ifade etmesi için, bu topluma fayda göstermesi için her ODTÜ'lünün göz önünde bulundurması gereken bir seçenek haline aldı. Hem kariyer hem kişisel gelişim açısından. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Aslı Hocam. Peki o zaman STK'nın en azından bir çerçevesini oluşturmuş olduk. Ne demek olduğunu anladıktan sonra Nuray Hocam kariyerle ilgili konuşalım isterim biraz. ICF Türkiye Başkanı olarak sizden kariyer nedir, kariyer vizyonu nedir, nasıl oluşturulur dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. Aslında ICF Türkiye Başkanlığı da bir STK'daki görevim. Kendimi tanıtırken ondan bahsetmeyi unuttum. Şimdi şöyle bir istatistik demeyelim de bir bilgi var. Her insan iş yaşamında ya da yaşamında 5 ila 10 kariyer değişikliği yapıyor. Baktığımız zaman hani bazen bu kariyer değişikliği aynı fonksiyonu yürütmek üzere iş değişikliği olabiliyor. Bazen de tamamen farklı bir alana geçmek olabiliyor. Peki bu değişikliği neden yapıyor insanlar?
Bir dolu nedeni var aslında bu değişikliği yapmanın. Ama ben şu soruyu soruyorum hep. Bu değişikliği yaparken ya da öğrencilikten iş hayatına atlarken bir kariyer vizyonumuz var mı? Şimdi kariyer vizyonu böyle çok büyük bir şey gibi görünüyor ama aslında üç tane basit fakat üzerinde kafa yormamız gereken soru var. Bu soruları sormamız gerekiyor kendimize. Bir kere ne yapmak istiyoruz? İkincisi tutkulu olduğumuz şey nedir? Üçüncüsü de çalışmak istediğimiz ya da çalışacağımız şirkete biz ne katabiliriz? Bu üç soru çerçevesinde aslında kariyer vizyonu oluşuyor. Ve bunu oluşturabilmek için de biraz daha derine inmek lazım. Kişinin kendini tanıması ve anlaması da çok önemli. Bu noktada ise birkaç alanda kendimize sorular sormamız ve kendimizle çalışmamız gerekiyor. Bunlar nedir? Benim yaşam amacım nedir? Ne kadar erken yaşlarda bunu keşfedebilirsek aslında o kadar kıymetli. Benim değerlerim nedir? Aslında biraz önce Aslı Hocam'ın değindiği konuya değerler çok örtüşüyor. Benim değerlerim nedir? Buna bakmak gerekiyor. Ben hangi deneyimlerim var? Bu yeni mezun olsa bile bir takım deneyimleri var gençlerin. Lütfen bunu göz ardı etmesinler. Çünkü üniversitede yaptıkları projelerde, katıldıkları sosyal sorumluluk projelerinde de kazandıkları var. Bilgim, becerim ve yeteneklerim neler? Nasıl bir çalışma ortamı istiyorum ben? Ve beni neler motive ediyor? Bütün bunlara baktığımız zaman aslında bir kariyer vizyonu oluşturuyoruz. Kolay değil ama bu hem yeni mezunlar için ne kadar erken yaşta bu soruların yanıtları bulunursa o kadar önemli. Hem de zaman zaman şöyle profesyoneller geliyor çalıştığım. Ya bir şey var işimde, bir huzursuzluk var ama bunun ne olduğunu da bilmiyorum. Bir tatminsizlik yaşıyorum, bunun da ne olduğunu bilmiyorum. İşte bu noktada aslında en temel konu değerlerimizle uyuşmayan işler yapıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Eğer yaptığımız iş değerlerimize uygun değilse o zaman sorun yaşıyoruz ve o zaman bir tatminsizlik hissediyoruz. Elbette tüm değerler iş hayatında tatmin edilecek diye bir şey de yok. Ama biraz önce Aslı Hocam'ın söylediği gibi bir takım değerlerinizi toplumsal sorumlulukla başka alanlarda katkı sağlamak adına da kullanabilirsiniz. Genel anlamda kariyer vizyonu için kendi içimize dönüp bu soruları sormamız gerekiyor Özden Hocam. Çok teşekkür ederim Nuray Hocam. Siz anlatırken şu geldi aklıma. Mentorluk, Optimist'in mentorluk programı bu anlamda mezun olmadan önce öğrencilerimize çok kesinlikle büyük katkı sağlayacaktır. Değerlerini keşfetmeleri, kendilerini tanımaları, ne tarz işler onlara keyif verecek, yani tatmin olarak yapacaklar. Bu konuda en azından mentorluk programında yaptıkları çalışmalarla bir fikre sahip olup mezun olmuş olacaklar. Bu da onların kariyerinde de çok etkili olacağını düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Peki sizce kişiler neden STK'larda çalışmak istiyor? Yani hangi karakter yapısına sahip olanlar ya da ne diyelim değerlere sahip olanlar daha çok STK'larda çalışmak isterler? Şimdi iki tip değerden söz ediyoruz. Birisi içsel değerler, birisi dışsal değerler. Örnek verecek olursak içsel değerlere örnek mesela yaratıcılığın desteklenmesi bir değerdir. Dışsal değer de parasal değerlerdir. Şimdi iş hayatında kabul görmüş bazı değerler var. Onlardan bahsedeyim isterseniz. İşte topluma faydalı olmak, yaptığı işten hoşlanmak, takdir edilmek, çalışanların kendisiyle aynı denklikte olması gibi bir takım şeyler var. Mesela parasal ücret ve faydalar da bunların içinde. Eğer bir kişinin temel değerleri topluma yararlı olmaksa, faydalı olmaksa, işte o zaman o topluma yararlı olmayacağı bir işte çalıştığındaki huzursuzluğu hissetmeyecektir ve STK'da çalışmak gerçekten
onlara tatmin verecektir, iş huzuru verecektir. Ve de içsel değeri de zaten, yani dışsal değeri para değilse kişinin, öyle bir şey var, belki Aslı Hocam daha iyi söyler. Hani STK'lar az para verirler gibi bir şey vardır. Ama temel değerlerine yine bakmak gerekiyor burada. Eğer temel değerleri topluma faydalı olmaksa bir kişinin, yaşam amacında insana katkı sunmak, fayda sağlamak varsa, bu kişiler hayatlarının bir noktasında mutlaka STK'larla buluşmalı. Bu profesyonel olarak olabilir, gönüllü olarak olabilir ki gönüllülük de yüksek bir puan aldı anketimizde. İkisi de olabilir. Yani tamamen bunun da değerlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür hocam. Tam olarak anlattığınız gibi ben İstanbul'da enerji sektöründeki kurumsal hayatta artık tatminsizlik yaşamaya başlamıştım. Şartlarım iyiydi, her şey iyi. Fakat ben sadece para odaklı, rekabet odaklı bir ortamda mutsuz olduğumu fark ettim ki ODTÜ yılları boyunca da çok fazla topluluklarda, öğrenci topluluklarında aktif rol almıştım. Ve Gaziantep'e dönüp sivil toplum kuruluşunda sığınmacılarla, göçmenlerle çalışmaya başladım bir projede. Koordinatörlük yaptım. Orada yani ulaştığım tatmin duygusu çok fazlaydı ve gerçekten tamam dedim, ben doğru yerdeyim. Bu çok önemli. Onun için belki de tam olarak tatmin olduğumuz ya da mutlu olduğumuz yeri bulana kadar belki kariyerimizin başında birkaç değişiklik yapmak, iş değiştirmek de bu anlamda önemli olabilir diye kendimce deneyimi paylaşmak istedim. Çok özür dilerim. Değişiklik yapmadan da bir vizyon çizerek başlasak daha iyi olur aslında. O vizyonla beraber başlasak, öğrencilikten hemen iş hayatına atılırken. Çok kısa bir şeye değinmek istiyorum. 7 yıl kadar ODTÜ Kuzey Kıbrıs'ta öğrencilerle çalıştım. Son sınıf öğrencileriyle. Soruyordum, neden bu bölümü seçtiniz? Babam da bu bölümden mezun. Annem böyle istedi diyor. Öyle bir şey. Mesela ben de kendi kariyerimde tesadüfen bilgisayar mühendisi olmuş biriyimdir. Bu hikaye uzun, onun için girmeyeyim. Evet, yani vizyonu belirlemek gerçekten önemli bu noktada. Ama bazen de o vizyonu tam olarak belirleyemediğinizde denemek de yardımcı oluyor bu konuda keşfetmek için. Kesinlikle. Azmi Hocam, peki toplumun gelişimine katkısı olduğunu biliyoruz STK'ların. Özellikle sizlerin de kurumsallaşma süreçlerinde çeşitli deneyimleriniz var. Bu açıdan baktığımızda sizce STK'ların başarısını etkileyen ya da etkileyecek olan en önemli konular nelerdir, parametreler nelerdir? Bunları dinlemek isteriz sizden. Kendimi tanıtırken birçok sivil toplum kuruluşunda çalıştığımı belirttim. Bazı örnekler vereyim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, KALDER, Türkiye Kalite Derneği ve ODTÜ Mezunlar Derneği başta olmak üzere birçok dernekte, platformda yer aldım, yer almaya devam ediyorum. İçinde bu yer aldığım derneklerde, platformlarda kurumsal gelişim kavramını öne çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü bu topluma çok önemli katkıları olan derneklerin, vakıfların, platformların yarınlara kalabilmesi lazım. Burada da bir kurumsallaşma sorunumuz var. Tabii kurumsallaşma hep bir bürokrasiyi, statikoyu bize çağrıştırıyor ama biraz önce Nuray Hocam'ın da söylediği gibi vizyon olması, bir yönetim modelinin olması çok önemli. Yani nasıl bireylerin bir vizyonu var, bir bakış açısı var veya olmalı, kurumların da vizyonu olmalı. Tabii kurumlar, kuruluşlar kurulurken bir tüzükle kuruluyorlar. O tüzükler bazen çok iyi formüle edilmemiş olabiliyor veya çok iyi formüle edilmiş de olabiliyor. Ama o STK'da yer alan tüm bireylerin, tüm üyelerin bunu çok içselleştirebilmeleri lazım. Yani başarı faktörlerinden biri de bu. Başka bir başarı faktörü uzmanlaşma. Şimdi günümüz dünyasında hepimiz bir özel sektör veya bir kamu kurumundan konusunda çok iyi olmasını bekliyoruz.
Aynı şekilde artık giderek bunu STK'lardan da bekliyoruz. Gençlik alanında, eğitim alanında, mülteci alanında, pek çok alanda çalışan birden fazla yüzlerce sivil toplum kuruluşu var. Ama bu sivil toplum kuruluşlarının da yaptığı işe vakıf olabilmesi lazım. Buradaki çetrefilli nokta şu, burada çalışan insanlar ağırlıklı olarak gönüllü. Gönüllü insanlardan profesyonel bir katkı beklemek çok mümkün olamayabiliyor. Sevgili Türkan Saylan hocamız buna profesyonel gönüllülük derdi. Yani STK'da çalışan hem gönlüyle çalışacak hem de yer aldığı belki özel sektör, kamu sektör kurumundaki profesyonel becerisini de STK'ya taşıyacak. Yani gönüllüden biz hem bir gönüllülük bekliyoruz STK'da hem de profesyonel becerisini yaptığı işe, yürüttüğü projeye yansıtmasını bekliyoruz. Bu uzmanlaşmanın bu STK'ya yansıması lazım. Bu da bence bir başarı faktörü diye düşünüyorum. Bir başka başarı faktörü STK'larımızın belki de hemen hemen hepsinde var. Başarıyı nasıl tanımlayacağız? Yani bir STK, bir dernek başarısını hem kendine nasıl ispat edecek hem topluma nasıl ispat edecek? Toplumsal etki dediğimiz bir mesele var. Bunu söylemek çok kolay ama bunu ölçmek, biçmek çok kolay değil. Yani bir STK topluma bir etki yaratmak üzere yola çıkıyor. Toplumu geliştirmek üzere yola çıkıyor. Acaba ne kadar geliştirebiliyor? Bunu ölçmek çok kolay değil. Anketler var, işte odak grup çalışmaları var. Sizin çalışmalarınıza katılan yurttaşların geri bildirimleri var. Bütün bunların derlenip belli bir formata dökülmesi lazım. Biliyorsunuz dünyada hem özel sektör hem kamu kurumlarının bir takım raporlama sistemleri geliştiriliyor. Buna STK'ların da ayak uydurması lazım. Yani herhangi bir STK topluma yılın sonunda bir hesap verebilmeli. Ben şu faaliyetleri yürüttüm, şu projeleri yaptım. Elde ettiğim etki de topluma katkım da şudur diye bunu biraz daha ölçülebilir hale getirmesi lazım. Dediğim gibi çok kolay bir şey değil ama gerekli bir şey. Şimdilik burada noktalı virgül koyayım. Çok teşekkür ederiz Azmi Hocam. Peki STK'ların ana işlevleri nedir? Nitelikleri nelerdir? Esasında diğer hocalarım belirtti. Sivil toplum kuruluşları özel sektörle kamu sektörü arasında bir üçüncü sektör. Bazıları buna aileyi de koyuyor. Sanki dördüncü sektör gibi. Aile de çünkü özel bir alan. Sivil toplum kuruluşları kendi karşısında veya yanında olan özel ve kamu yönetimine ilişkin bir takım öngörüleri veyahut da eleştirileri var. Yani oradan piyasada veya kamu yönetiminde oluşan bir takım eksikleri STK'lar esasında kapamaya çalışıyorlar. Yani bir anlamda diğer iki sektörün açıklarını belki yetemedikleri alana yetmeye çalışıyorlar. STK'ların bir o perspektifi var. Bir de STK'lar yarın için yeni bir yaşam inşası içinde çalışıyorlar. Yani sadece özel sektöre, kamu sektörüne bakıp değil, içinde gönüllerin olduğu, yurttaşların olduğu, daha hayal gücüne dayalı, ileride başka bir toplum mümkün mü, başka bir Türkiye mümkün mü, başka bir dünya mümkün mü, içten içe onu da çalışıyorlar. Yani hem ortada bir takım eksikleri, gedikleri kapatmaya çalışıyorlar, hem de belki sıfırdan yeni bir dünya inşa edilebilir miye çalışıyorlar. Bu da dolayısıyla çok kolay bir şey değil ama yapılması gereken bir şey. STK'ların doğasında olan bir şey bu. Teşekkür ederim. Hocam bir soru daha eklemek istiyorum. STK'ların önündeki peki dışsal fırsatlar neler ya da riskler nelerdir? Tabii bu soruyu sorduğunuz günler pandemi dönemine denk geliyor. Pandemi döneminde evet. STK'ların işlevleri belki daha da altı kalınla çizilesi hale geldi. Pandemi biliyorsunuz hem ekonomik hem toplumsal pek çok eşitsizliğe yol açmaya başladı ve daha da derinleştirmeye başladı. STK'lar bir kere bu eşitsizliklerle mücadele etmek zorunda.
burada hem kamu sektörüne hem özel sektöre destek vermesi lazım. Somut politika önerileri getirmesi lazım. Hem de kendi imkanları, kendi kapasitesi içinde bu yoksun, yoksul, eşitsizliğe uğramış kırılgan kesimlere destek verebilmesi lazım. Bunu söylemek çok kolay ama yapmak o kadar kolay değil. Gene pandemi döneminde biliyoruz ki doğru bilgiyi doğru şekilde aktarmak çok önemli. STK'ları burada da çok önemli görevler düşüyor. Biliyorsunuz tıpla ilgili pek çok dernekler, odalar pandemiye ilişkin doğru bilginin üretilmesini ve yurttaşlara, daha az bilgili kesimlere iletilmesini sağlamaya çalıştılar. Türkiye'de bunun gördük örneklerini. Dolayısıyla doğru bilginin paylaşılmasına da STK'ların mutlaka katkısının olması lazım. STK'ların bir önemli fonksiyonu da toplumdaki o güven unsurunu yeniden inşa edilmesine katkı koyması lazım. Yani kamu sektörünün, özel sektörün yer yer düşebileceği bir takım güven açıklarının STK'lar tarafından kapatılması gerekiyor. Dolayısıyla STK'ların bu pandemi döneminde bayağı uzun bir ev ödevi var. Ben bir katkı yapmak istiyorum Özden Hocam. Hocam çok kısa, Azmi Hocam söylediğine chatbox'tan gelen Selçuk Hocam'ın sorusuyla da birleşecek şekilde. Aslında gönüllülüğün belki şöyle bir karşılığını koymak doğru olabilir. Ben mesela ücretli çalışıyorum STK'da ama bir gönüllünün bütün gününü iş yerinde geçirdikten sonra STK'ya harcadığı en önemli değer nedir? Zaman. Bence dünyanın şu anda en çok değer verdiği şey de zaman. Yani belki para olarak değil ama zamanını oraya ayırarak ODTÜ'lülerin, bizler başta olmak üzere buraya katabileceği değer, başta Türkiye ama tarifte özellikle uluslararası boyutunu da söyledim. Türkiye'de, bölgede ve mahalli STK'ların dışında uluslararası STK'lar da var. Bütün bunların içerisinde yabancı dil avantajımızı da kullanarak daha aktif olmak ve bir kuruma değer katan o kurumun içerisinde çalışanlardır prensibinden hareketle bizlerin o kurumları daha kurumsallaştırmasına gayret etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İzninizle ben de bir katkı koymak isterim. Şimdi sorumluluk bilinci çok önemli burada. Şöyle bir şey var. Hani boş vaktimi değerlendirmek üzere STK'da çalışıyorum değil, katkı koymak için, fayda üretmek için, bilgi ve deneyim paylaşmak için STK'da çalışıyor olmamız lazım. Bunu da çok önemsiyorum açıkçası, o sorumluluk bilincini. Yani bir STK'da çalışıyorsak, o sorumluluğumuzun bütün gerekliliklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Ben de bir şey ekleyeyim. Yani STK'da çalışmak esasında bir ODTÜ'lü için olmazsa olmaz bir şey. Çünkü ODTÜ'lünün iki temel özelliği var. Sorgulama alışkanlığı var ve sorumluluk üstlenme alışkanlığı var. STK'lar da tam bunun için var zaten. STK'lı, ideal bir STK'lı, ideal bir gönüllü toplumdaki olumsuzlukları mutlaka sorguluyor. Ama bunun çözümünü kendi üretiyor. Gene bizim çağdaş yaşamda çok sık kullandığımız bir kavram var. Sorunun değil, çözümün parçası olacaksınız. Yani bir şeyden şikayet etmek çok kolay. Ama çözümü nasıl yapacağız? Çözümü el birliğiyle yapacağız. STK kendi içinde yapmaya çalışacak. Yer gelecek kamu sektörüyle birlikte yapacak. Yer gelecek özel sektörle birlikte yapacak. Yani sorgulama ve sorumluluk ODTÜ'lünün iki önemli meziyeti ise ideal bir STK'nın da Türkiye'de hatta dünyada iki temel özelliği. Dolayısıyla ODTÜ'lülerin dediğiniz gibi mutlaka STK'lara giderek daha fazla katkı vermesini bekliyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Azmi Hocam. Tam bu konunun üstüne peki size yine şunu sormak isterim. STK'ların sürdürülebilirliği nasıl sağlanabilir? Özellikle bu kadar risklerden de bahsetmişken. Yani başında dediğim gibi STK'lar da neticede büyük ölçüde tüzel kişilikler. Tabii ki gevşek ağlar var, platformlar var.
Ama tüzel kişilik olduğunuz zaman işte orada bir genel kurul var, yönetim kurulu var, komisyonlar var. Orada ister istemez bir yönetim felsefeniz, yönetim mekanizmanız, yönetim sisteminiz olması lazım. Tabii ki yönetim sistemi o STK'nın esnekliğine halel getirmesin ama sürdürülebilir bir şey olabilmesi için, bir kuruluş olabilmesi için de bazı politikaların, bazı alışkanlıkların, bazı kültürel ögelerin, yönetim kültürü ögelerinin yerleşmesi lazım. Şöyle diyebiliriz, yani yönetim kalitesi önemli STK'larda. Üç boyutta değerlendirecek olursak yönetim, yani yönetim kurulu kalitesi, yürütme kurulu kalitesi ve değerlendirme kalitesi. Tabii ki çoğu STK'lar çok küçük ölçekte olduğu için yönetme, yürütme ve değerlendirme farklı farklı unsurlanmış değil. Herkes aynı zamanda hem yönetici, hem yürütücü, hem değerlendirici. Ama ideal bir şey de yönetme, yürütme ve değerlendirme fonksiyonlarının biraz ayrışması lazım. Yönetimde biz STK olarak doğru işleri yapıyor muyuz? Doğru stratejilerimiz var mı? Doğru vizyonumuz var mı? Yürütmede peki önümüzde bir proje var. Bu vizyonumuzla, stratejimizle uyumlu. Bunu doğru bir şekilde hayata geçirebiliyor muyuz? Çok fazla yapmadığımız üçüncü boyut değerlendirme. Peki yönetme ve yürütme işlevlerimizi biz doğru yerine getirebiliyor muyuz? Bunlar çok önemli yönetim fonksiyonları. Bunları tabii STK'ların yapabilmesi için biraz zaman geçmesi lazım ve herkesin bu konulara biraz zaman sarf etmesi lazım. Biz maalesef eksiklerimizden biri çok planlı çalışmayı çok sevmeyen, masa başında çok oturmayı sevmeyen, hadi bir sahaya inelim, şu projenin bir ucundan tutalım diye bakıyoruz ama zaman zaman geriye çekilip doğru işleri yapıyor muyuz, doğru biçimde yapıyor muyuz ve doğru biçimde geri bildirim alıyor muyuz paydaşlarımızdan, toplumlardan, toplumda? Bunun muhasebesini çok yapabilmemiz lazım. Bu hem bir bilim hem bir sanat. Bu biraz zamanla öğrenilen bir şey. Çok teşekkür ederim Asım Hocam. Şimdi müsaadenizle katılımcılarımızın sorularını sizlere yönlendirmek isterim. Kadir Hocam yazmış, STK'lar demokratik bir ülke için olmazsa olmazdır demiş ve sorusunu eklemiş. Türkiye'de son yıllarda STK'ların durumu hakkında tüm konuşmacılardan yorum isterim demiş. Nasıl başlayalım? Bu kez Nuray Hocam sizinle başlayalım. Aslı Hocam sizinle devam edelim isterseniz. Şöyle hani bu konuda çok yetkin olmadığımı söyleyerek başlayayım. Şu anda bir STK'nın yönetim kurulu başkanıyım. Farklı STK'larla da gönüllü projelerde çalışıyorum. Kendi derneğim açısından baktığımda aynen profesyonel bir şirket nasıl yönetiliyorsa o tarz yönetmeye çalışıyoruz. Kurumsallaşmaya çalışıyoruz. Çünkü derneklerde yönetimler biliyorsunuz belli sürelerle yenileniyor. Sürdürülebilirlik konuşmanın başında da sormuştunuz. Sürdürülebilirlik çok önemli. Sürdürülebilir olmak için de belli kurumsallaşma kriterlerini yerine getirmeniz gerekiyor. Hani ben iyi olarak görüyorum ama dediğim gibi çok içinde değilim. Sadece gönüllü projeler yürütüyorum. Şu an sorumlu olduğum dernekte de her şeyi profesyonelce yürütmeye çalışıyoruz yönetim kurulumuzla birlikte. Çok teşekkürler. Ben bu panel için hazırlık yaparken biraz da datalarla desteklemek için konuşmamı sivil toplumu destekleyen Genel Müdürlük İçişleri Bakanlığı altında çok şeffaf bir şekilde sayılarla açıklamış. 313 bin yaklaşık kayıtlı derneğin 200 küsür bine aktif. Bu şu demek oluyor, bazı dernekler maalesef kuruluyorlar ama kurulduktan bir süre sonra aynı şirketlerde olduğu gibi, aslında KOBİ'lerde de bu var, devamlılığı sağlamak, Nuray Hocam'ı tamamlamak açısından bu noktaya değiniyorum, mümkün olamayabiliyor. Orada belirleyici olan Azmi Hocam'ın belirtmiş olduğu o kurumsallığı baştan vizyon olarak koymak. Aynı startupların
Türkiye'de kurulduklarında sadece Türkiye pazarı için değil, global pazara erişme hedefi koymaları gerektiği gibi STK'ların da kurulurken bu kurulma sebeplerinin ötesini hayal ederek, kurumsallaşarak bunu yapmaları gerektiği gibi. İçeride çalışan ekipler kadar gönüllü o vakti ayıran ve buna aklını koymuş, ortak akıl yaratmak isteyen kişilerin katkısı çok önemli. Türkiye'de gelişme açık, yaptığım araştırmalarda demokrasi gelişimi ile STK gelişimi arasında çok doğrudan bir bağ kuruluyor. Bunu farklı kaynaklarda gördüm. Birleşmiş Milletler özellikle bunun altını çizmiş. Biraz önce belirtmiştim, belki hızla geçtiğim için akılda kalmamış olabilir. Hindistan'da 2 milyon STK var deniliyor. Hindistan biliyorsunuz gelişmekte olan ekonomiler arasında ve çok ciddi bir kast sistemine sahip. Dolayısıyla bizim gibi coğrafyaların STK yapılanmalarında yetişmiş olan o toplumun önde gelenleri olarak kendimizi görmek istiyorsak, bu eğitimi aldığımızı inanıyorsak, buralara biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla şüpheli iyimserim bu konuda diyebilirim. Yani gelişime açığız ama yapılması gereken daha çok şey var. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Azmi Hocam. Bir kere Türkiye'deki STK'ları ilgilendiren çok pratik bir mesele var. Yaş meselesi var. Şimdi belirli yaşın üstünde insanlar epeyce emek sarf ettiler, sarf ediyorlar, sarf etmeye de devam edecekler. Ama yerine yeni nesillerin gelmesi lazım. Yani 40 yaş üstünün, 40 yaş altının, tabii ki kariyerlerinin çok doruk noktasında, sürecinde STK'ya zaman ayırmak çok kolay bir şey değil. Yönetimde yer almak, denetlemede yer almak, kritik bir takım çalışma gruplarında yer almak. Ama bunu bir şekilde becermek durumundayız. Yani yaş meselesi önemli bir mesele. Başka bir mesele, diğer arkadaşlarım belirttiler. Uluslararası bazı standartları içselleştirmemiz lazım. Biz nasıl özel sektörden, kamu sektöründen, sen işte falanca sözleşmeye, falanca kurala, standarda uyman gerekiyor diyoruz. STK'ların da kendine bir takım uluslararası standartları alması ve içselleştirmesi lazım. Bakın, yönetişim ilkeleri diye bir şey var. İngilizcesi governance. Yani bir kurum, ister STK olabilir, ister kamu, ister özel. 8 çalışma ilkesi var. Bunu Birleşmiş Milletler söylüyor. Hesap verebileceksiniz, şeffaf olacaksınız, sorumluluk üstleneceksiniz, yaptığınız işi etkili ve verimli yapacaksınız. Bu dördünü biz biliyorduk. Üstüne 4 tane daha koydular. Katılımcı olacaksınız. Hukukun üstünlüğünü savunacaksınız. Uzlaşı odaklı olacaksınız. Ve eşitlikçi, kapsayıcı olacaksınız. Şimdi çoğu STK kendine baksın. Acaba bu kuralları biz bir özel sektör kuruluşundan, bir kamu kurumundan isterken acaba kendimiz bunları ne derecede yerine getiriyoruz? Acaba genel kurullarımızda çok bazen sığ olan bir listeler savaşına mı dönüştürüyoruz? Yoksa hakikaten bu kuralları içselleştiren, dönüşümlü liderlik, hak edenin seçildiği bir takım platformlar mı yaratıyoruz genel kurullarda? Bunları bir kere hepimizin, bütün derneklerin, hani söz meclisten dışarı diyelim, bir dikkate alması lazım. Sözün özü, uluslararası standartları, uluslararası bir takım çıtaları bizim mutlaka kabul etmemiz lazım. Bir başka söyleyeceğim bir şey var. Türkiye'de tabii ki çok büyük başarı hikayeleri var STK'larda. Akademik dünyanın bu STK başarı hikayelerini alıp, inceleyip bunlardan bir takım dersleri toplumla da, STK'larla da paylaşması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla akademik yayının Türkiye'deki STK'lar üzerinde olmadığını da maalesef üzülerek görüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Selçuk Hocam yazmış. Selçuk Hocam da Optimist'te aktif bir gönüllümüzdür. STK'da görev almanın önemiyle ilgili güzel görüşlerini paylaşmış chat kısmında. Abide Hocam da STK'da verilen zamanın gönül saati olduğunu bize yazmıştı az önce. Kendisi de kıymetli zamanını paylaşıyor mentorluk programında özellikle.
Bir sorumuz daha var. Bir yeni mezun için BM gibi uluslararası kurumlarda kariyere giden yol nerelerden geçer? Nelerden ben geçer pardon? Ben cevap verebilirim isterseniz. Lütfen. Kendimi tanıtırken söylemeyi unuttum. Benim en büyük hayalim Birleşmiş Milletler'de çalışmaktı bölümden mezun olduğumda. O dönem çok araştırdım bu konuyu. Fakat ilginç bir şekilde bazı büyük şirketler gibi Birleşmiş Milletler'de aslında bu konularda biraz kapalı bir kutu. Kamu kuruluşlarının görevlendirme yetkisi var Birleşmiş Milletler'de. Bir yol bu. Yani örnek veriyorum, kamuda Ticaret Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakanlığı'nda ya da Merkez Bankası'nda bir görev alıyorsunuz ve yaptığınız görevin Birleşmiş Milletler'de bir pozisyonu açıldığında Türkiye sizi o görev için atıyor. Bu çok zor bir yol. İkinci bir yolda belli aralıklarda Birleşmiş Milletler pozisyon için sınav açıyor ülke genelinde. Onları takip etmek gerekiyor. Üçüncü ve ikiyi destekleyen bir yolda Türkiye'de Ankara'da yerleşik olan Birleşmiş Milletler'in değişik organizasyonları var. Ekonomik Kalkınma, Mülteci Yüksek Komiserliği gibi. Bunlara gidip staj için başvurulmasını tavsiye ediyorum. Ben bunu yaptım çünkü Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nde 3 ay affedersiniz. İran, Irak coğrafyalarından gelen mülteci adaylarıyla görüşme mülakatlarında görev aldım. Bu size hem oradaki işin gerçekten size uygun olup olmadığını görmek için bir fırsat sağlıyor. Hem de proje bazlı o görevler uzatılabiliyor, kalıcı olabiliyor. O ilişkiyi kurmak için şu ana kadar tespit ettiğim en pratik yöntem bu. O yolu öneriyorum açıkçası. Dördüncü bir yol daha var ama o biraz daha zor. Uluslararası kuruluşlarda açılan pozisyonlarla ilgili ilanların olduğu web siteleri var. Onları da takip etmiştim o dönem. Ancak daha çok orada o ülkenin vatandaşlarına öncelik veriliyor. Dolayısıyla oraya Türkiye'den gitmek için ciddi bir efora ihtiyaç olacaktır. En kuvvetli tercihimi 3'ten yana kullanıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Aslı Hocam. Ek olarak da staj programına başvururken aynı zamanda gönüllülük programları da var. Şu an özellikle online olarak çok aktif. Hani online'dan sitesinden başvurarak belki ilk adımı da öyle atılabilir diye düşünüyorum. Öyle bir katkı sunmak isterim. Bir sorumuz daha var. Toplumsal sorumluluğumuzun geliştirilmesi anlamında özel sektör, diğer organizasyonlar ve bireyler nezdinde farkındalığı artırabilmek konusunda proje geliştirebilmek amacıyla inovatif neler yapılabilir? Kemal Hocam sormuş. Yani şu söylenebilir. Şimdi eğer bir insan özel sektör veya kamu kurumunda çalışırken STK'ya da zaman ayırıyorsa kendi kurumundaki yöneticinin bunu bir başarı olarak görüp belki siciline işlemesi, onu kurumun içinde onurlandırmasında yarar var. Yani bazen pek çok değerli çalışma fark edilmeden gidiyor. Yani burada ana sektöründe çalıştığı kuruluşta bunu fark eden yöneticilerin olması, o arkadaşları onurlandırması çok önemli bir şey. Kariyerinde bunu bir başarı hanesine yazması hem onu teşvik edecektir hem de sivil toplum kuruluşlarına katılımı da yoğunlaştıracaktır diye düşünüyorum. Pardon Nuray Hocam, bir şey söyleyeceksiniz galiba. Siz buyurun, ben de sonra söyleyeceğim. Çok kısa, özel sektörde bunun için bir işaret noktası, bir tick box açıldı diyebilirim. Yani bir pozisyona başvuran adayın STK'da görev yapmış olması, hala yapıyor olması o adayı diğer adayların önüne geçiriyor. Bu tip derecelendirmeler farklı bölümlere de aktarılırsa teşvik edileceğini düşünüyorum. Bunun dışında bir de bizim yapmış olduğumuz inovatif bir yaklaşım oldu. Proje, ödül projeleri çok destekliyor ve teşvik ediyor. Toplumda hangi konuyu öne çıkartmak istiyorsanız o konuyu halihazırda büyük bir yüreklilikle öne çıkaran kişilere, firmalara, gruplara ödül veren bir proje geliştirdiğinizde ve bunu basın üzerinden paylaştığınızda özendirmiş oluyorsunuz ve bu arkasından gelen diğer örnekler için size başvurarak veya o iyi örnekle temasa geçerek bir buluşma sağlamış oluyor. Bu kadar. Çok teşekkür ederim.
Burada şöyle bir şey de ben ilave etmek istiyorum. Sivil toplum kuruluşlarının özel sektöre proje götürmesi de çok önemli. Çünkü ihtiyaçları onlar biliyorlar. Nelere ihtiyacı var? Hangi alanda gelişimi desteklemek istiyorlar? Özel sektöre projeleri STK'lar da götürebilir. Yani sadece özel sektörden kendilerine gelmesi değil, özel sektöre projeleri STK'larda götürebilir. Götürüldüğü takdirde de olumlu karşılandığını, karşılanacağını biliyorum ve buna inanıyorum açıkçası. Teşekkür ederiz. Bu arada son 13 saniyemiz ve bir ek 5 dakikamız olacak bildiğim kadarıyla. Bu şekilde zamanı değerlendirebiliriz. Kadir hocamızın yine söylediği bir şey var, sordu. Aslında yeni mezunlar STK'larla buluşturmak adına üniversitelerde son sınıf öğrencilerine yönelik kariyer günleri uygulamasını STK'ları da davet edip detaylarıyla neden yer almaları gerektiğini STK'larda, onlara katkı koymalarının gerekliliğini ve kazanımlarının anlatılması gerektiğini düşünüyorum diyor. Bu konuda ne düşünür? Ben gönülden katılıyorum. Ben ODTÜ'deki kariyer günlerine itiraf ediyorum. Hiç gitmedim. Çünkü hiçbir zaman kendimi o şirketlerle çalışıyormuş gibi görmedim en baştan beri. Ama bir STK orada olsaydı oraya katılırdım. Bence Mezunlar Derneği'nin bizler de içinde yer alıyoruz ve bu bizim bir sorumluluğumuz. Bunu okulumuza önerebiliriz bu şekilde planlanmasın diye düşünüyorum. Yani şunu ekleyelim. STK'lar kapsamı içine profesyonel dernekler de giriyor. Yani bir mühendisler derneği, işte bir psikologlar derneği. Dolayısıyla bölümde gençlerimiz, öğrencilerimiz okurken hocalarının mezun olduktan sonra siz kendi branşınızdaki profesyonel derneklere de üye olun. Oraya da katkı yapın gibi belki özendirici, tanıtıcı işlevler üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle Azmi Hocam, katılıyorum. Öğrencilere ben hep şunu söylüyorum. İş ararken yeni mezun olduğunuzda yapmanız gereken şeylerin başında o profesyonel derneklere üye olmanız, onların etkinliklerine katılmanız, network'ünüzü bu anlamda geliştirmeniz. Yani sonuçta ODTÜ'de mühendislik alanında hemen hemen her mühendisliğin kendi içinde bir derneği var. Bu da çok kıymetli aslına bakarsınız. Evet. Çok teşekkürler. En son yorumu da okumak istiyorum. Bu etkinlikte bu panelin olması bile beni çok şaşırttı ve mutlu etti açıkçası demiş. Demek ki gerçekten biraz daha fazla buluşturmak gerekiyor STK'ları, mezunlarla, öğrencilerle birçok alanda. Ben çok teşekkür ederim değerli konuşmacı hocalarım. Ayrıca katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca da bu Bir Dünya ODTÜ'lü organizasyonunda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Sizlerin de söylemek istediği son şeyler varsa. Ben de çok teşekkür ediyorum aktif katılıma. Uzun süredir dijitalde katıldığım toplantılardan en aktiflerinden biriydi. Yine ODTÜ farkını gösterdi. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Başlarken de söylemiştim. ODTÜ'lülerle bir arada olmak her zaman için bir onur kaynağı benim için. Umarım faydalı olabilmişizdir. Çok teşekkürler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Sanıyorum üniversitelerdeki kariyer günlerinde, STK'larda kariyer anlamında belki ilk paneli biz yaptık. Bunun sürmesini diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok onur duydum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kalın.